tartışma sürecini de başlatmış olabiliriz. Bir metin hazırladık. Yaşlı insan unutuyor, yani ben unutuyorum. Onun için bir metin hazırladık. Bu metin üzerinden dilimiz döndüğünce bir şeyler anlatmaya çalışacağız. Ve aralarda tabii ekleme yapacağız. Kirlenme sadece bacadan çıkan dumanla, gazla, yolu değişen suyla, dağları yükleden mavi işletmesiyle, nükleer atıklarla yok olması yükleri aşan çöp dağlarıyla, eksotlarıyla ve savaşla oluyor. Kirlenme aynı zamanda bilginin kirlenmesiyle oluyor. Evet, bilginin kirlenmesi arkadaşlar. Bilgi kirleniyor, o kirliliği size bu kirlilik değil diye anlatıyorlar. Bu şöyle bir şey değil. Bacadan çıkan gazı, ki o gaz sadece biz duman olarak görüyoruz. Ya da yere inmiş toz olarak görüyoruz. Bilim insanları anlatıyorlar. Diyorlar ki bir kömür yakıldığında termik santral ya da demir-çelik ya da başka bir yer ortaya çıkan enerjiniz sadece 38'i, 39'u olsun, 40'ı olsun, 50'si enerji olarak görülebiliyor. Diğeri ortalıkta. Yani onları göremiyoruz bile ama hayatımızı etkiliyor. O zaman bu kurumların yaptığı bu doğanın kirlenmesini, doğada ortaya çıkan tahribatı anlamamamız için, toplum anlamasın diye bir bilgi kirliliği de yayılıyor ve dolayısıyla bu yanlışı doğru olarak biliyoruz, inanıyoruz. Diyoruz ki bu istihdam yaratıyor. Diyoruz ki bu geleceğimiz, bu ekonomimizi kurtarıyor. Bu çocuklarımız, bu torunlarımız. Oysa anlatılan ölüm hikayesi. Bilginin kirliliğini böyle hissediyoruz, böyle görüyoruz. Yapılan mücadeleler biyolojik mücadele deniyor. Ama ben inanıyorum ki, bir yurttaş olarak inanıyorum ki, pandemide karşılaştığımız sorunlar, pandemideki açmazlarımız, pandeminin sonunda yaşadıklarımız, aynen Kestane Galarısı'nda da, aynen Kokarca'da da, aynen yarın sabah hangisini çıkacağını bilmediğimiz bir başka felakette de yüzleşeceğimiz konular. Çünkü aynen şunu yaşamıştık. Pandemi sürecinde. Önce dediler ki Çin aşısı var. Bu salgın Çin'den geldiğine göre bunun çözümünü de onlar bulmuştur. Onların aşısı iyidir. Sonra dediler ki bizimkiler, Avrupa'da yaşayan bizimkiler, bilim insanları aşı buldular. Bu aşıyı kullanmak da iyidir. Bu daha etkiliymiş. Avrupa malı dediler. Daha sonra biz yerli aşımızı üreteceğiz. Neyimiz eksik onlarda dediler. Ama aradan 2-3 sene geçtikten sonra, pandemi bittikten sonra dediler ki esasında o da yanlışmış, o da yanlışmış, o da yanlışmış. Yani hepsi yanlışmış. Kimisinde pıhtı attı, kimisinde bilmem ne oldu. İnsanlar çekti gitti. Yani bal üretimindeki düşüşle, bal üretiminde yaşanan sorunla pandemiyle Kokarca, Kokarca'yla Kestane Galarısı ve yarın sabahleyin hangisinin geleceğini bilmediğimiz bir başka felaketin temel nedeni yok oluşa hızlıca gidiyor olmalı. Fabrikanın bacasıdır, denize atılan atıktır, egzozdan çıkan gazdır. Kısacası biraz uzattım ama 15 kilogram baldan söz ederken bugün 3 kilo, 4 kilo, 5 kilo baldan söz ediyoruz. Üstelik bir de şu ortaya çıktı. Eğer altından kalkılabilirse artık polenlerin toksik etkileri de ortaya çıktı. Ve o kadar Bülent Şık'ın bir yazısı vardı, önerdim takip edenlere. Dün vardı sanıyorum. Orada anlatıyor. Polen gıda kodeksine göre bilmem 5 yaşından aşağı çocuklara polen yedirilmemesi gerekir. Ama şimdi bir kolayını bulmuşlar. Yani ben üreticiyim esasında. Ne satarsam kârdır demem gerekir ama çocuğun, bebeğin sağlığı önemli. Şimdi 2 yaşına kadar verilebilir deniyor. Hem balın içinde polen var, hem polenin kendisi tüketiliyor ve toksik özellikleri var. Şimdi olmasa bile
insanların karaciğerlerini bitiriyor. Artık bitki bu kadar yaygınlaştı ve bu kadar da çevre kirlendi, bozuldu.